Ülkemizde bir dönem tartışılan konulardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Sarayı veya diğer adı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 2012 yılında yapımına başlanmıştı. 2015 yılında yapımı biten bu özel külliye şu an Türkiye'nin en önemli yapıları arasında yer alıyor. Bu videoda ise sizler için Cumhurbaşkanlığı Külliyesi hakkında merak edilen özellikleri bir araya getirdik. Videoya başlamadan önce bu tarz videoların devamı için bu videoyu beğenerek bize destek olabilirsiniz. 1 numara, külliye maliyeti. Herkesin merak ettiği konulardan biri de bu lüks külliyenin ne kadar olduğuydu. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Aksaray'ın maliyetini 1 milyar 370 milyon TL olarak açıkladı. Cumhurbaşkanına, Erdoğan'a yakın bazı kaynaklar ise 500 milyon euro olduğunu söyledi. Sarayın parkelerinin metrekaresi 800 lira. Parke döşemek için harcanan para 3.2 milyon lirayı geçiyor. Dünyanın en lüks sarayları arasında gösterilmekte. 2 numara, külliyenin içi. Yaklaşık 1150 odanın olduğu sarayın mimarı Şefik Birkiye'dir. Binanın yapımında kullanılan mimari stilin Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye mimarisinin bir sentezi olduğu açıklandı. Odaların 1024 adedi kuzey ve güney kısımlarda bulunan idari bölümlerde yer almaktadır. Binalarda bulunan koridor uzunluğu 185 metredir. Dev gibi olan bu sarayın 6 adet giriş kapısı bulunmaktadır. Bina akıllı bina yapısında olup birçok elektronik yapısı tek bir merkezden yönetilmektedir. Binada Beyaz Saray'daki oval ofise benzeyen bir odada düzenlenmiş olup bu oda casusluk olaylarına karşı son teknoloji kullanılarak sığır oda olarak tasarlanmıştır. Odada konuşulanların dinlenmemesi, böcek yerleştirmenin önüne geçilmesi amacıyla hiçbir şekilde priz kullanılmamıştır. 3 numara, kapladığı yer. Kapladığı alan yaklaşık olarak bazı kaynaklarda 290 bin metrekare olarak belirtilirken, bazı kaynaklarda ise 750 bin metrekare olduğu yönünde. Cumhurbaşkanlığı binası alanı içerisinde bir tane cami yapılmış olup, bu caminin ismi Baştepe Millet Camii'dir. Caminin toplam oturum alanı 5177 metrekare olup, bir ana kubbeli, 4 yarım kubbeli olan bu cami, iki şerefeli iki minare bulunmaktadır. Cumhurbaşkanlığı binası alanı içerisinde yaklaşık olarak 65 dönümlük yani dekarlık alan üzerinde peyzaj yapıldığı açıklanmıştır. 4 numara, nasıl korunuyor? Binanın tamamı 24 saat olarak kamera ile izlenmektedir. Herhangi bir sorunda anında müdahale edilebilmektedir. Bina bunun yanında nükleer ve biyolojik saldırılara karşı da korunaklı şekilde inşa edilmiştir. Ayrıca Türkiye'nin en iyi korunan binası olarak adlandırılmaktadır. Binada güvenlik için retina ve parmak izi okuma sistemleri de bulunmaktadır. Yine dinlemelere karşı da korunaklı bir bina olduğu belirtilmektedir. Mobil DF ismi verilen cihaz, sarayın içine giren kişi ve araçların konumunu an be an takip ediyor ve telefon görüşmeleri bile takibe alınıyor. Böylece saray içinde herhangi bir casusluk olayının önüne geçilmiş oluyor. 5 numara, altında ne var? Alt zemin katların belirli bölümleri, 500'er kişilik yemekhane, mutfak, mescit ve depoların yanı sıra yine idari ofislere ayrılmış durumda. Yemekhaneden artık kalan yemekler hayvan barınaklarına gönderiliyor. Bodrum kat 250 araçlık otopark ve sığınak olarak kullanılmakta. Olası bir tehlikede anında gizli sığınakların yerin altında olduğu iddia edilse de tam olarak net bir açıklama bulunmamaktadır. 6 numara, son teknolojik özellikler. Selçuklu, Osmanlı ve Avrupa mimarisinden örneklerin yer aldığı yapının dış cephesinde doğal taşlar kullanılmıştır. Yerleşkede cami, kreş, matbaa, lojman gibi yapılarda bulunmaktadır. Ankara'nın her tarafından görülen yerleşkede binaların çoğu bölümünün aydınlatması güneş enerjisi ile sağlanmakta. Atık sularda değerlendirilerek biriktirilen yağmur suları çimlerin ve yeşil alanların sulanmasında kullanılmaktadır. Binaya kurulan vantilasyon sistemi ile de içeriye özel bir havalandırma sağlanmaktadır. Yerleşkenin altında Pentagon modelinden esinlenilmiş harekat merkezinin yer aldığı kampüs, yüksek güvenlik açısından tüm özellikleri taşımaktadır. Bu merkez doğal afetlerde kriz merkezi olarak da kullanılabilmektedir. Genel olarak bilinen özellikleri bunlar diyebiliriz. Bildiğiniz gibi bu saray Amerika'nın Beyaz Sarayı'ndan ilham alınarak yapılmıştır. Dünyanın en popüler olan Beyaz Saray da son teknoloji özelliklere sahip ve dünyanın en korunaklı yerlerinin başında geliyor.
Donald Trump her ne kadar bu sarayda çok fazla kalmaktan hoşlanmasa da Amerika siyasetinde bu yerin önemi çok büyük. Bu sarayın bir diğer özelliği ise Amerikan başkanı olsanız bile değişen bir şey olmadığıdır. Amerikan başkanları Beyaz Saray'a kira ödemez ama onun dışındaki her şeye maaşlarından kesilir. Beyaz Saray devletin Amerika başkanı için tahsis ettiği misafirhanedir ve orada 4 ya da 8 yılını geçirmek zorunda olan her aile kendilerinin ve kişisel misafirlerinin bütün masraflarını karşılamak durumundadır. Sadece resmi devlet konuklarının ağırlanma masrafını Amerikan vergi mükellefi öder. Başkan takım elbiselerinin kuru temizleme ücretini bile cebinden ödemek zorundadır. Videonun sonuna geldik. Video hakkında görüşlerinizi siz de yorum olarak yazabilirsiniz. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.